Sevgili izleyenler merhaba. Red Bull'la beraber gerçekleştirdiğimiz soru cevap serimizin yeni bölümüyle sizlerle beraberiz ve tabii ki Serhan Acar'la karşılıklı oturuyoruz. Serhan abicim merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Keyifler nasıl? Keyifler gayet iyi. Hafta sonu güzel bir yarış vardı. Üzerine ülkemizin çok çok kıymetli bir şampiyonluk geldi ki sen de zaten buna dikkat çekiyorsun. Gerçekten gurur duyduğumuz bir pazar gecesinin ardından. Hala yüzlerimiz gülüyor, mutluyuz. Valla gerçekten e, yani bugün pazartesi çekiyoruz biz bu programı. Hala böyle görüntülere baktığımda çok böyle duygulanıyorum. Her seferinde ağlayacak gibi hissediyorum. E, çok güzel duygular hissetmemizi sağladılar. Özellikle de hani bir kadın olarak e, çok memnun ve minnettarım. E, tişörtümü de çok severek üstümde taşıyorum şimdi. Gerçekten çok e, anlamlı olmuş. E, hakikaten e, aslında yani Türk kadınının gücünü dünya sıralamasında ilk sıraya çıkartan muazzam bir başarı. Çünkü sporda takım halinde, yani ülkelerin birbirine yarıştığı arenalarda şampiyonluğa kadar gitmek çok zor gerçekten. Çok faktör evet. oluyor. Ama biz çok da genç bir jenerasyona yakaladık ve ülkeye çok acayip bir voleybol sevgisini de aşılamaya başladılar. İşin güzel tarafı da o bir yandan. Sen de eski bir voleybolcu evet. belki daha da mutlusundur. Ben şöyle bir örnek vereyim. İşte Melis'ten dolayı ben kızların gücüne her zaman sonuna kadar inanıyorum. Girl power diyorlar ya böyle diyorum. Her şey istediğini yapabilirsin bu dünyada. Yeter ki çalış ve kararlı ol bu konuda. Ee, çok canlı. Hani yazın böyle işte voleybol yolasak mı falan 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 yapıyordu. Dün akşam bana şey dedi şampiyonluk maçından sonra. Baba voleybol kursu nerede var? Gidelim. Bak ne güzel işte. Muazzam bir etki işte. Aynen bu. Yani bu jenerasyonun başarısı voleybolda e, ciddi bize bir atılım getirecektir mutlaka. Onun için sportif başarılak gurur duymamızın ötesinde sporun Türkiye'deki daha geniş kitlere yayılması için de bence çok çok önemli başarı. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Hepsi de gurur duyuyoruz. Ee, ben de böyle tribünde koşarak çok ufak yaşlarda aslında spor izleyerek sonrasında onun içine dahil olarak hayatım çok önemli bir zamanı voleybolun içinde geçirdim. O yüzden de ayrıca güzel hissediyorum. Onların neler yaşadığını tahmin edebiliyorum. Ama onlar bizim neler yaşadığımızı bence tam tahmin edemezler. Sonsuz boyutlu bir iş çünkü. Yani hem spor evet. çerçevesi için çok önemli hem Türkiye'deki kız çocuklar için önemli ya da işte her sokağa çıktığında kendini garip hisseden bir kadın için bile çok önemine. Ülkenin tanıtımış önemli yurt dışına baktığımızda. Çok boyutlu bir şey gerçekten. Ee, çok çok tebrik ediyoruz. Evlerine sağlık hepsine. Ee, tişörtüm de, e, bazı şeylerin ipucu olsun. E, Sokrates'in <laughs> yakın zamanda sizlerle paylaşacağı bazı güzel gelişmeler olabilir böyle bir çok ikonik poz oldu ya. ama yani evet. Air Jordan'a benzer bir etki yaratacak bence voleybol bence için. Bence de. Şimdi istersen biraz da Formula 1 konuşalım ya da voleyboldan da devam edebiliriz. <laughs> bana uyar ama izleyicilerimiz. Ben biz, burada kalıyorum o zaman yarışış. biraz e, pisleri konuşmak isteyeceklerdir. E, çok güzel yine değerli sorular var. E, onlar üzerinden akarız. E, bir de aslında bir ufak Monza üstü, hatta yani Hollanda Monza üstü şöyle bir yazarısı dönüşü değerlendirmesi gibi de olur diye düşünüyorum. First Open Monza'da da artık bir yarışı daha kazanarak egale ettiği rekoru kırmayı başardı. FETÖ'nün elinden üst üste 10 yarış rekorunu aldı. Dolayısıyla biraz sorularımız da böyle başlıyor. Tarihin en iyi sürücüsüne tanıklık ediyor olabilir miyiz demiş izleyicimiz. İhtimal olarak olabiliriz. Buna tabii e, kariyerinde rekabetçi yarışacağı, en az bir 10 yıl olduğunu varsayarak cevap vermek lazım. Persepen önünde çok uzun yıllar var. Daha hala 26 yaşında. Ee, yani her zaman bir pilotun elinde böyle bir otomobil gelmez. Her zaman bir takım bu kadar kusursuz gitmez. İnişler ve çıkışlar her sporda var. Ama tabii Fersepe'nin daha bu yaşta üç kez dünya şampiyonu olduğunu söyleyebiliriz artık. Bir, bir iki ay var yani şampiyonluğu ilan etmesine. Ee, kariyer yerisini aynı hırsa tutkuyla istikrarla sürdürürse yani Hamilton'ın ve Schumann rekorlarını kırabilecek bir gidişatta görebiliriz. Dolayısıyla bu hep bağlı bir şey tabii. En iyi kimdir? Yani o dönemin en iyisi mi? Tüm zamanların en iyisi mi? Bu hep spora keyif katan tartışmalar arasında bana kalırsa. Ama Fersepe'nin e, yani gerçekten yani jenerasyonlarda az rastlanan isimlerden birisi olduğunu söylemek lazım. Yani o başarı kolay gelmiyor. Şu anda yani Red Bull'un ve Fersepe'nin aslında başardığı şey... İşi çok kolaymış gibi göstermek. Asıl zor kısım da bu. Yani evet, rutine işte. bağlamış bir makine gibi devamlı kazanıyorlar. Yani zaten en hızlı otomobil falan. O kadar küçümsememek lazım. Burada çok ayrı bir hikaye var. Yani 10 dolarlık bir conta bile bu otomobili defalarca yolda bırakabilirdi sene başından bu ona. Ama yani olmuyor işte. Çok rahatlıkla bir yanlış tur bindirme denk gelebilirdi, ters bir güvenlik acına yakalanabilirlerdi. Yani bir yerde 5 santim çizgiyi kaşıyabilirdi fersle ben bariyere çarpmak için veya işte bir pist dışına çıkmak için. Bunların hiçbirinin olmaması... Çok ayrı bir hikaye götürüyor işi. Onun içinde de e, yani evet belki işte hiç izlemiyorsan ya da ya hep aynı adam kazanıyor dersen evet hep aynı adam kazanıyor. Ama buna yıllar sonra dönüp baktığımızda belki de tarihi bir sezonla izlediğimizi göreceğiz. O açıdan da ben çok kıymetli görüyorum bu yılı. Kesinlikle. Aslında e, bir sorumuz da şuydu. Verstappen sizce kariyerinin bir noktasında Hamilton'ın rekorunda tehdit edebilecek mi diye ama Bence edebilecek. Hamilton da bundan bahsetti. Galiba bir buçuk iki ay evvel evet. bir röportajında vardı. Biz de bu e, Verstappen'in ivmesini işte en azından azaltmaya çalışacağız, ee, hani daha geciktirmeye çalışacağız dedi ama yani şöyle söyleyeyim işte Alain Prost'un 51 galibiyeti vardı. Schumacher geldi onu geçti, 91'e çıktı. <laughs> Schumacher bıraktığında en yakın iki rakibi Prost 51, Senna 41 ikisini toplayınca 92 oldu. O kadar ulaşılmaz bir noktadaydı. Ve e, Alonso'nun yanlış hatırlayamıyorsam 15 galibiyeti vardı o esnada. Yani kimse oraya gidemez gibi geliyordu herkese. Ama Hamilton geldi ve geçti. Verstappen de yapabilir. Yani her sene dediğin gibi böyle otomobil gelmez. Böyle bir sezon her sene Red Bull'da yaşayamaz. Ama yani ortalama Mercedes yıllarında Hamilton'ın bir sezonda 10 galibiyeti aldığını gördük yaklaşık 7 yıl boyunca. Ee, ona benzer bir eğriyi bir süre daha Red Bull'dan görürsek zaten çok rahat 60-70'leri 80'leri görür Görebilir Verstappen yani. birkaç sene içerisinde. Ve oradan sonra da rekorlara doğru gidebilir. Hem şampiyonluk hem de şey için yani yarış zaferi ve pole pozisyonu için polde biraz daha geride ama yarış galibiyeti ve şampiyonluklarda çıkabilir. Takvimleri de düşünürsek yoğun takvimler. E tabii onu da onda konuşkan. Eskiden vardı. şimdi Schumacher bu işleri yap, yakalarken rekoru çoğunlukla 16 17 yarış evet. sezonlarla başladı. 17 18 yavaş yavaş 19'a çıktı. 2005'te biz Türkiye'de takvime girdiğimiz 19 yarış vardı. O zaman için en uzun sezon diyorduk. Şimdi 24 yarıştan bahsediyoruz. O rekorları yakalamak daha da yani yarış sayısından dolayı kolay hale geliyor. Çünkü Lauda zamanlarında 14 15 yarış vardı. Çok hızlılar. 16 yarıştan gitti. İşte 50'ler 60'larda 8-9 yarış vardı. Öyle de bakmak lazım ama hani sonuçta başlara döneyim. Bu hani içinde bulunduğun çağı o şartlara göre değerlendirmek lazım. Hı hı. Yani bugünün gerçekliği bu. Öte yandan da tabii bir sezonda bütün galibiyetleri almak için de daha büyük bir zorluk var. Şimdi McLaren 86'da kazandı. 16'da 15. E bu sene şimdi Red Bull 22'de 21-20 yapmaya çalışıyor. Yani aslında daha da iyi bir Başarı CV'sini yakalaman lazım. Yarış sayısı arttıkça ulaşman gereken çıta da yükseliyor bir yandan. Öyle de bakmak lazım. Evet. İstatistik çünkü çok değişiyor nereden baktığına göre. Yani bu datalar olmadan, bu rekorlar hesaplanmadan hiçbir şeyin tadı yok. Ama bir yandan da kendi içine değerlendirmeyi de unutmamak gerekiyor. Evet gerek. öyle. Onun için çok yani bir sürü rekor kurabilir felsefen. Evet. Ee, peki bir soru da artık Red Bull 19 için tarihin en iyi otomobili diyebilir miyiz? Demişim. Diyebiliriz, yani deme ihtimali var. Bunu bugün söyleyemeyiz, sene sonunda bakmak lazım. Yine bu bağlı bir şey, istatistiksel bir şey ama şöyle söyleyeyim, ee, 2006 Mercedes'de 21'de 19 kazandı. hal 19 galibiyet bir takımın bir yılda aldığı en fazla galibiyet. Yani Red Bull bunu geçebilir yarış sayısı da, işte 21'de 19'du Mercedes, 22'de 20. Bir veya iki yarış kaçırsalar sene sonuna kadar. Mercedes'i geçebilirler. Oran olarak baktığımızda işte Senna, Prost, McLaren 16'da 15 kazandılar. Onu yakalamak için Red Bull'un bir yarış kaybetmesi lazım. Yani 21 galibiyetle bitirirlerse bu yılı, bir yılda yüzde olarak da en fazla yarış kazanan takım olurlar. Puan rekorunu kıracaklar normal şartlarda. Verstappen ee, büyük ihtimalle, bu puan sistemi tabii 2010'dan bu yana var ama, ...sezon sonu puan rekorunu da kırmış olacak. Hı hı. Ee, onun için galibiyet rekorunu da eğer kırarsa... E, ...yüzde olarak veya sayı olarak baktığımızda... ...Red Bull için istatistik olarak da bu seneki otomobil... ...tarihin en iyi otomobili diyebiliriz. Yani, yani arkadakilerle eski yıllarda mesela 2014 Mercedes kadar... ...korkunç fark yok tur zaman olarak baktığımızda. Ama işin sonunda ne kadar farkla kazandığını değil... ...kazanıp kazanmadığına bakarsak Red Bull RB19 tarihin en iyi 3-4 otomobilden biri zaten olacak. Yani sene evet. sonuna kadar bir şey yapmasa bile öyle olacaklar artık. Ama belki de en iyi zorlayacak kadar iyi bir 7-8 yarışlar çıkabilir onlardan. Ee, biraz yine benzer sorularla devam edeceğim. Serna bu sezonun normal şartları altında Verstappen haricinde bir pilotun yarış kazanma ihtimali var mı sence diye sormuş. Yani normal şartları altında değerlendirmek lazım tabii ki çok fazla etken oluyor. Ne olacağı da belli olmuyor ama öyle değerlendirirsen ne düşünüyorsun? Geçme ihtimali var mı birinin? Yani Singapur'da sıradaki yarışta e, nispeten biraz daha zor şartlar bekliyor olabilir Red Bull'u. Yere basma gücü daha yüksek olacak. Aston Martin daha kuvvetli olabilir. Singapur yarışı çok uzun. Bol güvenlik aracı giriyor. tersle yakalanma ihtimali olabilir. Yani tabii ki şu an hala otomobil arıza yapabilir bu kalan 8 yaştan bir tanesi. Çünkü güç ünitesi olarak da zaten yavaş yavaş ceza alacakları bir döneme doğru evet. gidecekler. Herkes aşağı koy ceza alacak. Onu iyi planlamak gerekiyor. Yani Verstappen e, kariyerinde aynı zamanda en fazla grid, en fazla farklı grid pozisyonundan yarış kazanan isim de oldu. Alonso ile beraber öyle bir rekoru da var şu an. 9 farklı pozisyondan kazandı. Yani Perez'in normal bir akışta Verstappen'i şu saatten sonra mağlup etmesi zor gözüküyor. Onun için Verstappen'in de yani başına yarışçı kalacağı kadar kötü bir sürpriz gelmezse gerçekten bu kalan yarışları kazanma ihtimali fazla fazla var. Bu bana da çok inanılmaz geliyordu ama geldiğimiz yerde de tablo bunu gösteriyor. Ee, ama tabii şu da var yani hala bir lastik patlamasına bakar bu iş. Evet. Yani Azerbaycan'da... Zaten hep ona aslında bir alan bırakıyorsun evet. yorum yaparken. Yani yoksa ama otomobil performans olarak yani hiçbir takım şu anda net koro bir hafta sonra Red Bull'u yenecek hıza sahip değil. değil. Denk gelerek tabii ki olabilir pilotaj olarak baktığımızda Perez-Fersepen'i bir yarışın sonuna kadar mağlup edecek konumda değil. Onun için en iyi otomobil, en iyi pilot kombinasyonu çıkıyor karşımıza Fersepen ve Red Bull'u birleştirdiğimizde. E bu tabii ki elini çok kuvvetlendiriyor ama yine de hala her şey dediğin gibi lastik patlamasına bakar. Yani Piste kalacak bir karbon parçasına bakabilir bu iş. Performans olarak şu anda gerçekten hala 8 yarışın tamamını Red Bull ve hatta Fersepen kazanacak marja sahip bana kalırsa. Ee, peki sence e, bu soru benim özellikle hoşuma gitti ben de fikrini merak ediyorum. Serna bu sezonlu Mercedes veya Ferrari dominasyonundaki 2020, 2015, 2002, 2004 ve 2011 gibi sezonlarla nasıl karşılaştırır acaba? Benzetiyor mu yoksa farklı bir seviyeye ulaştığını düşünüyor mu? Yani hiç yarış kaybetmeden gelme açısından buna en yakın 13'te 12 kazanarak şey gelmişti. Schumacher sezona başlamıştı 2004'te. Ee, şimdi Ferrari döneminde Red Bull'a benzer bir pilot farkı vardı. Yani Barrichello'nun şu rakip olacak performansı yoktu. Olsa da takım ona izin vermiyordu zaten. Onun için Schumacher dönemi Ferrari'si e, mesela Schumacher'in işte 2002'de 17-17 podyum var. Bütün sezonu podyumda bitirdi. Verstappen oraya doğru gidiyor şu anda. Evet, evet. Tabii yarış sayısı daha fazla. Yani onun için başarmak daha zor aslında benzer bir noktayı yakalamak. Piyotaj üstünlüğü olarak Verstappen gerçekten e, çok farklı bir seviyeyi yakaladı. Şimdi yine örnek verilen yıllara döneyim. 2011'de Vettel'in çok üstün, geze geze bir şampiyonluğu vardı hakikaten. E, yine Fett, Weber'den çok öndeydi. E, Mercedes'te ise şöyle, 2014-16'da son yarışa gitti şampiyonluk. Mercedes'in o otomobil olarak 2014-15-16 döneminde tek dura bakarak e, hesaplamadan o aklında kalanı değerlendirdiğimde, bu Red Bull'dan daha hızlı bir otomobil vardı sanki. Arkadakilerle farktan bahsediyorum. Çünkü Formula 1 bayağı birbirine yaklaştı. Daha önce de konuştuk zaten seninle de. Hı hı. Ee, yani Mercedes işler çok ters gitse bile hala diğerlerinden yarım saniye kadar önde kalabiliyordu. Red Bull'un marjı ondan daha az. Yani aslında Red Bull'un yarışı o Mercedes'in 14-15-16 yılına kadar daha iyi yönetmesi gerekiyor. Çünkü elinde arkadakilerle o kadar büyük fark yok. Ee, bir de tabii işte yine Mercedes'in ilk 3 yılına baktığımızda bir pilotaj e, çekişmesi de vardı. Pilotların kavgası vardı Hamilton'a olarak. Bayağı kavga ediyorlardı hatta öyle söyleyeyim. Yani 2 yıl son yarışa gitti şampiyonluk. 17 ve 18'de e, işte Ferrari rekabet etti 3'te 2'lik 4'te 3'lük bölümde. 19-20'de Hamilton yine Bottas'a göre bugünkü Verstappen Perez gibi neredeyse rakipsizdi. Onun için tabii benzer yönleri var sezonların. Ee, bunu tabii seno, sezon bitne daha net görebileceğiz. Çünkü diğer yıllarda karşımıza bitmiş, analiz edilmiş, aslında hafızalarımıza yer etmiş yıllar var. Ama ne olursa olsun tarihi bir yıl geliyor. Oransız olarak e, en erken şampiyonluklarından birisini ilan edebilir. Hı. Hem Red Bull takım olarak 6 yarış kala bile yakalayabilir şampiyonluğu. hem de Ben onları efendim. Mali'den takip ediyorum. Neden? <laughs> Mali Biz onu beraber hesaplıyoruz çünkü e, yarış sonu için. <laughs> Her hesap hafta yaptık. oradan güncelliyorum. E, beraber çalışıyoruz onun üzerinde. Dolayısıyla çok tarihi bir yıl var karşımızda. Ee, ama hani rakamlara baktığımızda tüm sez tüm tarihin en dominant yılı çıkabilir 2023'ün sonunda. Öyle olsa da bunu yıllar sonra ya böyle bir tarih gördük diyerek hatırlarız diye düşünüyorum. Biz bunu bence her soru cevap serimizde bir kere daha konuşur ve artık her şey bittiğinde de bir tam kararı varmış oluruz ne yapacaklarına bağlı olarak sezon kalanında. Ee, peki, 2026 yılı için, Formula 1 için de bir devrim olacak mı sence? Yoksa Max'in dominasyonu o zaman da devam eder mi? Olması lazım. Ee, yani yine köklü bir değişiklik geliyor karşımıza. Özellikle güç ünitesi olarak. Neredeyse yarı yarıya değişecek artık. Hibbit güç ve işten yanmalı. Benim gibi benzin severlerin <laughs> e, sevdiği motor, e, ikisinin birleşimi. E, bu tabii e, o güç ünitesini kendi imkanlarıyla otomobil şarj edeceği için otomobil sürüş de tamamen değişmesi söz konusu. Bu arada işte şasilerin yani FIA'nın tabii bütün hedeflerini tutturması pek mümkün değil ama işte daha hafif olması, daha küçük olması, daha çevik olması da hedefleniyor. Çünkü şu anki otomobiller aşırı büyükler. Formula 1 standartlarında yani aşırı hantallar 5,5 metre yakın bir boyuttan bahsediyoruz. Yani biz Türkiye Grand Prix'si 2011 bitti. 2020'deki otomobiller bizim çekicilere sığmadı. Yani aynı Trafik Vakfı çekicilerini kullanıyorduk. Sığmadı otomobiller. Onun için biraz daha böyle e, ee, yarış otomobili gibi daha çevik otomobilleri de istiyorlar. Hepsi bir araya gelir mi? Zor açıkçası. Birbiriyle çelişen çünkü hedefler var. Ama önümüzde yeni bir başlangıç olacak. Yani nasıl 2022 Red Bull muazzam bir başlangıç yaptı. Yani şu ana kadar 36 e, 36'da 31 kazanlar yer etkisi çağında. Mercedes'in gene demin bahsettiğim 3 yılda 59'da 51 galibiyeti vardı. Ona benzer bir gidişat var Red Bull açısından. Onun için bu rakipsiz başlangıcın ardından Ha, şunu görebiliriz. 2024 ve Red Bull'un en iyi otomobil olduğu şampiyonun kazanır kazanmaz bilmiyorum. Bilemiyoruz bunu ama. Dolayısıyla aslında 2026'ya daha çok çalışabileceği bir marjı olabilir. Ama işte Umut Fakir'in ekmeği her takımda. Özellikle Alpine mesela şu anda yeni bir yüz yarış başlatacak büyük ihtimalle. Evet. <laughs> 2026'ın itibarı. Olmayınca bir daha. Orayı hedefliyorlar. Onun için kartlar herkese yeniden dağıtılacağı için. Herkesin tasarım anlamında önüne neredeyse yepyeni beyaz boş bir sayfa verileceği için değişik bir takımı da önlerde görebiliriz, rekabet şartları yeniden değişebilir. Öyle olacağını da umuyoruz yani çünkü şu bir gerçek, çok uzatmadan noktalayayım, yönetmelikler aynı kaldığı müddetçe bir süre sonra herkes birbirine daha da fazla yaklaşıyor. Hı -hı. Şimdi yine Red Bull'u hatırlayalım, 5-6 sene Red Bull Ferrari'nin de gerisindeydi. 2017-18'de Red Bull mesela ara ara yarış kazanabilecekti ama şampiyonluğu kovalayacak bir otomobil yok değillerinde. Yavaş yavaş Ferrari'nin de düşüşüyle Mercedes'in en büyük rakibi haline geldiler. İşte Verstappen ara ara Bottas'ı avlamaya başladı. Birkaç yarış kazanacak hale geldiler. Ve 2021'de o, o çağın son yılında korokor kor Mercedes'e yarışan bir otomobil çıkarttılar. Onun için önümüzdeki iki yılda Mercedes ve Ferrari Red Bull'a yaklaşıp birebir mücadele belki sergileyebilir. Ama hani bu bazen 5-6 yıl sürebilen bir süreç oluyor. Onun için de zaten hani yeni çağ işte otomobil dünyası gittiği işte daha fazla elektriklendiği için de o kadar beklemek istemedi FIA ve Formula 1 yönetimi ve 2026'da yani nispeten çok uzun bir süre geçmeden 4 yıllardan tekrar başlıyoruz. Onun içinde karşımıza bambaşka bir dünya çıkabilir. Keşke de öyle olsa yani farklı takımların da kazandığını görmek her zaman keyifli. Hemen bu işte hibritten ve elektrikten bahsettiğin için şu soruyu ekleyeyim araya. Sürdürülebilirlik ve çevresel etki Formula 1'in geleceğinde ne kadar önemli bir rol oynayacak diye sormuş izleyicimiz. Ne düşünüyorsunuz? Burada daha önce hiç olmayan bir farkındalık var. Özellikle Liberty Media bunu e, çok daha net ortaya koyuyor. E, i̇şte bir 2030'da karbon sıfır olma hedefi var. Her tafta hala yazılır 2030 diye. E, mesela 10 tane takım şu anda FIA'dan... 3 yıldız çevre akreditasyonu aldı. Yani FIA'nın, biz, biz burada mesela TOSFET olarak Dünya Arayışı Şampiyonası Türkiye Arayışı organizasyonunda almıştık. Yani çevreyle ilgili maksimum farkındalık maksimum, olabildiğiniz en fazla azami önlemi almak, e, işte kaynakları verimli kullanmak, enerjiyi geri e, kazanmak veya dönüştürmek gibi 10 e, takımda bu akreditasyon sağladı, gitti. İşte takımlar da bu konuda bir farkındalık yaratıyor. Mesela sentetik benzinle Mercedes tırlarını Avrupa'ya dolaştırmaya başladı. E, halbuki biz işte 20 yıl evvel 20 bin devir çeviren işte olağanüstü V10 makinaları izliyorduk. E, şimdiki neredeyse iki katı benzin harcıyordu Formula 1 otomobilleri bir yarış mesafesini bitirmek için. Her hafta sonu bir motoru bir vites kutusunu çöpe atıyorlardı ve yeni yarışa yenisiyle geliyorlardı. İşte nasıl anlatayım sırf motor harcaması için bir yılda 100 milyon euro harcadık deyip övünüyorlardı. Ondan sonra dünyada para bolluğu da vardı 20 evet, evvel. Tabii, tabii. Ve bu Formula 1'in hani her şeyin en fazlası, en pahalısı, en yüksek performanslısı işte en kolay çöpe atılanı çok havalı bir şeydi. Şu an öyle değil. Şimdi Dünyadaki jetleri bile paylaşmak zorunda kalıyor pilotlar. <laughs> ya yazık ya. Çok zor şartlarda <laughs> seyahat zor ediyorlar. zor şartlarda ee, O çerçeveden bu bir süreç ve Formula 1'in e, belki sadece imaj için, belki gerçek daha gerçekçi bir e, bakış açısı da buraya doğru gitmesi de gerekiyor. FIA da bu konuda farklılık yaratmış vaziyette. Hatta yine bir örnek vereyim. E, şu anda mesela federasyonların da 146 tane üye ülke federasyonu var. Biz belli kademe zaten geçtik tosfet olarak ama federasyonların da çevre akreditasyonlarını artık hani hızlandırmalarını istiyorlar. Yani her ülkede böyle bir bilinç oluşsun. Sadece yarıştan yarışa ya da sırf Formula 1'de olmasın diye. Onun için yani ister istemez Formula 1'de bunu ayak, e, ayak adımlarını ona göre atacak ve uyum sağlayacak. Ayak uyduracak. Tamam şimdi buldum. <laughs> e, ne kadar samimiler bunda onu tabii ki hani kişiden kişiye görüşü değişir insanların bu konuda. Ama en azından net bir hedefleri var. O hedefe yani doğru da adım da atıyorlar. sebebi ne olursa olsun. Mesela televizyon ekibinin büyük çoğunluğu artık İngiltere'den çalıştırmaya başladılar. Tabii burada... <laughs> işte fiber optik ile beraber çok daha hızlı ulaşım sağlıyor, veri ulaşımı sağlayabiliyorlar. pistlerden 0-3 saniye, yarım saniye farklı İngiltere'ye veri aktarabiliyorlar artık dünyanın herhangi bir yerinden. Teknolojiyle de. O da çok kıymetlerle geldi. Mesela çok ciddi şekilde Formula 1'in kendi çekim ekibi ve o gri gömlekli, asık suratlı adamların sayısı azaldı. pistten piste gidenler. Bir süre sonra bu daha da azalacak. Sıfıra inmez belki evet. ama... Burada önemli olan farkındalık olması ve adımdan atılıyor olması ki bunu da yapıyorlar gerçekten. Evet. Şimdi o zaman biraz da Ferrari'den bahsedelim tam da Monza'yı geride bırakmışken. ikinci i̇kinci Karl demiş ki biz için yeni sezonda da yarışlar ömrümüzden çalınmış iki saat mi olacak? <laughs> Olmamasını umuyorum çünkü Ferrari Monza'da gördük. Gerçekten spora çok ayrı bir değer katıyor, çok ayrı bir heyecan katıyor. Evet, evet hani Monza, pist atmosferi, Tifosi, İtalya falan her şey daha romantik, daha enerjik, daha tutkulu. Ama normalde Ferrari'nin zirveye yarıştığı bir yarış her zaman daha fazla ilgi çekiyor. Öyle böyle Kimmeder sesin Formula 1'in değerli markası Ferrari. Onun içinde şampiyonluk açısından da tabii çok uzun yıllardır bekliyor. 16 sene oldu pilotlar şampiyonluğu için. Ee, her sene işte, o sene bu sene mi diye başlıyoruz. Geçen sene seninle de konuştuk hatta, tabii galiba ya, çok öyleydi dedik. 3'te 2 galibiyetle başladılar, evet. 3'te 2 pozisyonu ama devamı gelmedi. Ee, yani Fred Vasseur'la zaten yeni aslında. Bütün teknik kadro değişti. Evet. Yani sportif direktör değişti, strateji şefi değişti. Enrico Cardi de şimdi şasinin, otomobilin komple başına geçmiş oldu. Yani son Ferrari'nin 3-4 yılını e, yöneten ve tasarlayan ekibi gitti komple. Şimdi bu yeni ekibe de tabii bir süre tanımak lazım ama Ferrer'de öyle bir sabır yok. Bu adamların kabahat değil. Geçmişten bu yana gelemeyen şampiyonluğun aslında bir yükü bu. Yılların birikimi var aslında. Evet pentakam gibi. Tamam Omuzumuzda geçmişin <laughs> yükü var diyor e, Ferrer'dekiler. E, onun için de e, hani seneye e, daha iyi başlayacaklarını umuyoruz. Bu seneki otomobilin ardından e, yepyeni bir tasarım da ortaya koyuyorlar. Yani şunu gördü bence Ferrari ve Mercedes. Bir şekilde otomobilin doğası onların geliştirme yarışında daha ileriye gitmelerine izin vermiyor yaptıkları bazı tercihler çünkü çok da bahsettik hem bütçe limiti var hem otomobillerin o yaşam hücresi dediğimiz kısmını artık FİA'ya sene başına kaydettir. homolege ediyorsunuz ki artık oynama yapamıyorsunuz bazı yapısal tercihlerinizi sene içerisinde değiştiremiyorsunuz işte e, kokpitin yapısı e, süspansiyon bağlantı noktaları doğal olarak o kokpite yani yaşam hücresine motorun bağlantısı tabanın oraya takılı noktalar gibi bazı e, yerleri sene baştan sene sonuna kadar sabit bırakmak zorundasınız. Onun için de oralarda bir çilir ıskaladıysanız o yıl boyunca o noktalardan size Kaybetmiş bir kaybediyorsunuz, size bir kar Hı. gelmiyor. Önemli olan buradaki doğru yani doğru bakış açısı hataları görmek hakikaten. Ferrari bunu yapacağını söyledi. Mercedes de söylüyor ima ediyor Toto Wolff. Onun için onların da bir miktar Red Bull daha kopyalayabildiği ya da esinlendiği diyeyim belki Hı. daha doğru tabirle. E, konsept değişikliğine ihtiyaçları var. O bir gözüktü çünkü ikinci yılda da yakalayamadılar Red Bull'u. Onun için de yeni bir başlangıç yapmak zorundalar. Ha tabii öbürleri tabii iki yıldır zaten gelişirdi otomobil. O ayrı konu. Şimdi Red Bull 2024'de çalışıyor şu anda büyük ihtimalle. Hatta güncellemede bitirdik dedi Christian Honor. E, seneye gene roket gibi otomobille başlayabilirler. Ama Ferrari ve Mercedes'in de başka bir şey denemekten başka çareleri kalmadı. Çünkü bu yönden giderlerse en iyi ihtimalle bu yılı bir daha tekrarlayacaklar. Yani daha ileriye gidemiyorlar. Ee, umuyorum kırmızılar bir şekilde oyun içerisinde kalır. Çünkü i, az önce de konuştum. Yine de hani Mercedes'e bakarsak 7 yıl üstte çifte şampiyonluk var. 2014'ten e, 20'ye kadar olan e, bölümde. Ama 2017 ve 18 insanların ha, e, daha tatlı yıllar olarak kaldı. Çünkü Fethel ve Ferrari mücadele etti. En azından sonbahara kadar oldu. mücadele ettiler. <laughs> Hatta yaz arasında Fethel'in önüne girdiği yılları gördük. Yani onun için de Ferrari oyunun içerisi olduğu zaman her zaman iş daha keyifli hale geliyor. Bunu demişken de 2012'den bu yana 11. yılda da son yarışa şampiyonluk yarış içerisinde mücadelesi içerisinde olmadan gittiklerini de söyleyeyim. Çok üzücü Çok gerçekten. Oldu. yani keyfi kaçıyor. Ya sona kadar gidemiyorlar bile yani nefesi. Evet oralara kadar takım. bile gitmiyor. Ee, peki şimdi Monza'dan da alarak Löklerin Sainz'a yaptığı pres, takımın bu basket fair play demesi normal değil mi demiş izleyicimiz. Sainz arkada olsa mesela kendisi aynısını yapmaz veya düşünmez miydi demiş. Düşünmüyorsa otomobil bilmemesi lazım. Evet. Ben benim çok hoşuma gitti Ferhan bu mücadelesi. Onu ee, da göremiyorduk çünkü yani. <laughs> yani. şöyle Monza'da gerçekten otomobilin e nasıl anlatayım? Red Bull'u yenebilecek noktaların üzerine çok oynadılar. Yani çok daha ince ve arka kanat getirdiler. Düzlü kızın daha fazla altın çizerek ortaya koydular. Çünkü Red Bull'un DRS avantajı zaten böyle pistlerde e, bağlı olarak azalıyor. Çünkü e, daha yüksek yere basma gücüne ihtiyacı var o avantajı ortaya koymak için. Böyle Monza gibi pistte zaten herkesin DRS'sinin avantajı azalıyor. Yani kanalı açınca daha az sürat kazanıyorsunuz. Çok daha kısa anlatırsam. Ferrari'nin zaten yavaş virajlarda yön değiştirmesi İyi, dengesi iyi. Bakü'deki polipostyon da ondan geldi aslında. Buna benzer bir Monza'ya benzer bir karakteri var Bakünün. Çok uzun düzlük var ve çok e, daha yavaş kısa dönüşler var. 90 derecelik veya şikan var karşınızda. Onun için de e, Ferrari'nin uyan Ferrari uyan kısmının üzerine iyi oynadılar. Yeni motorla takkılar. Ondan sonra ki iyi ki de öyle yaptılar çünkü Cumartesi günü normalde Ferset ben Sainz'i geçip pole alsaydı pazar günü şunu gördük. Büyük ihtimalle yarışın başında 8-10 saniye fark açıp ekrana gelmeden kazanacağı bir yarış evet. daha olacaktı. Şöyle ki Sainz'in 14 tur lider gittiği ilk bölüm bu sezon Red Bull olmayan bir otomobil lider gittiği en uzun bölüm oldu. Evet. O kadar üstün Red Bull aslında. Ama Ferrari bir kere kazan, kazanmayı zorlamak için elindeki her şeyi ortaya koydu. Bu çok güzeldi. Benim hatırladığım ikinci operasyon hatası olmaya hafta sonunu geçirdiler bütün yıl. O güzeldi kendi hatlarına. Üçüncüsü de bu sorunun tam cevabı. Yarışın sonlarına çok daha e, kolaya kaçarak çok daha risksiz, heyecansız bir finish seçebilirlerdi. Yani bir emir gelirdi. Çünkü takımın e, hiçbir değişikliği olmuyor. Sainz 3. Lökler 4. veya Lökler 3. Sainz 4. Aynı puanı alacaklar. İkisinde pilotlar çantması bir şey yok, iddiası yok. Birinin öbürünü geçmesi hiçbir önemi yok. Çok rahatlıkla diyebilirler ki, ya beyler buraya kadar savaştık ama olmadı. o motorları kısın. Birbirinizi geçmeden yan yana, arka arka finish'e kadar gelin diyebilirlerdi. Sainz bir ara zaten telsizden şey dedi işte hani yani iki araç da Önde bir onu, onu, istiyor yani. tabii. Arkada olsa tam tersi diyecekti ya. evet. ya. Işte ben. Risk e, alabiliriz tabii. Arkada olsa Lökler yavaş yutuyor beni ya hadi bir yer değiştirelim falan diyecekti. Şimdi aman iki araçla da bitirelim. Tabii tabii. <laughs> Tadımız kaçmasın. Ee, ama yani bir sürü şeyi riske attılar. Kaza yapıp Monza'dan böyle e, eskort eşliğinde çıkma e riskini aldılar. 27 ponçuk patma riskini aldılar. Evet. Bütçe limitin olduğu bir yılda bir kaza hasarı bütçeye de sarsacak bir duruma yol açabilir. Ekipmanı fazla kullandılar motor ve vites kutusunu. Hmm. yani belki de bu yarış yüzünden Ferrar ileride bir grid cezası daha alacak bilmiyoruz şu anda ama bütün bunlara hemen ikisini böyle e, bence Fırat Vasser'i yaşandıracak kadar serbest bırakmaları çok iyiydi. İyi ki de öyle yaptılar. E, Peki yani sence ters e, sıralamada olsalardı pist üstünde işte Sainz arkada lökler e, önde yine aynı şey olur muydu? Olmayabilirdi ya. Yani Lökler'in ben hala biraz daha böyle ben de ağırlığı olduğunu düşünüyorum. Yani çok net kullanıyor mu? Bunu çok net söyleyemeyiz ama yani sanki hala birinci oyuncusu tercih olarak bakarsak Lökler gibi mi geliyor Bence de öyle. Ama bu şöyleydi yani açık konuşayım bu hafta net yenildi Lökler. Yani Tabii. net şekilde Cuma günü ilk antrenmanı itibaren daha hızlıydı sıralamada geçti. Yarışta tempo olarak onun önündeydi. Çok iyi direndi. Bu arada Sainz de yine hani Fersepen'i çok daha kolay bıraksa ilk bölümde. Sırf Lökler'e oynasa daha rahat bir fark açabilir. Lastiklerini bitirdi Sainz çünkü Fersepen'le kapışkan ilk bölümde. Dolayısıyla bu hafta sonu Sainz önünde kalmayı hakikaten hak etti. Yani bence kariyerinin bence iyi çıkarttı. De. En iyi hafta sonları. Ve 2025 içinde el, elini çok kuvvetlendirdi düşünüyorum ben. Ferrari'de koltuğunu korumak için. Bence de. Çünkü Ferrari hala önce Lökler'i bağlamaya bakıyor. Yani Sainz'i nispeten daha kolay gözden çıkarırlar gibi gözüküyor ama Sainz bu hafta ben de buradayım dedi. Ee, bir de Lawson performansı değerlendirmesi yapalım. İzleyicimiz demiş ki Lawson F2 sonrası Super Formula ve F1'de gösterdikleriyle iyi bir pilot olduğunu kanıtlayıp F1'de olmayı hak ettiğini gösterdi mi sizce? Yani bir buçuk yarışlık performansa bakarsak gösterdi. Hollanda'da çünkü bütün hafta sonunu e, rutin bir hazırlıkla geçiremedi. Hatta apar topar otomobille bindi. Neredeyse böyle <laughs> içerisine attılar otomobilin. O şartlarda gayet iyi iş yaptı. Yani kırmızı bayraklar, yağmur, ilk defa kullandığı bir otomobil. Bu hafta bile aslında rutin bir hafta sonu değildi. Bu lastik e, dağılımı farklı olduğu için takımlar her zamanki gibi 3 antrenmanında istedikleri o rutin alıştıkları düzende geçemediler. Bütün bunları düşündüğümüzde Lawson'un işte 0.164 saniye galiba son odanın gerisinde kaldı sıralamada Gayet iyi bir sonuç e, iki hafta sonu boyunca da çok fazla başın derde sokacak işe girmediğini, e, olaya girmediğini gördük. E, yani istikrar, tur zamanları birbirine yakın gitti. O da önemli bir gösterge. Çünkü bir, iki tur çok iyi atarsınız, Sonra lastikleri bitirirsiniz ve e, bölümün, yarışın kalan bölümünde sürünürsünüz. Öyle bir durum da yok. Lawson gerçekten e, mesela Defries'den çok daha iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz. Onun için Alfa zaten onu düşünüyordu. Yani ondan daha iyi bir aday yok elinde Red Bull Junior programında. Yani Ricardo olur veya olmaz. Çünkü Ricardo'nun niyeti aslında şey, seneye Alfa yarışmak değil. Evet. Red Bull'a zıp diyebilmek. Ama onun kendini gösterebileceği aralık da çok azaldı. Ya yani Tam sağlıklı dönse bile ki e, yani eldeki sakatlıklar pilotları çok ciddi etkileyebiliyor. Stroll de sene başında gördük. Aynı ee, doktor ameliyatı olmuş evet. zaten evet, de gördük hani seneye böyle çok yani yetişti bir şekilde ama performansını etkiledi hakikaten. Onun için Lawson zaten düşünülüyordu Alfa Tauri için. Bence e, savunumu da çok kuvvetlendirdi. Ben çok başarılı buldum. Evet. E, şimdi son olarak da böyle biraz daha teknik tarafla ilgili genel bir soru sormak istiyorum. Benim de ilgimi çekti. E, başka takımı motor tedarik eden takımlar kendi kullandıkları tamamen aynı motorumu mu veriyorlar rakiplerine? O halde bu takımları ayrıştıran aerodinamik detaylar veya diğer mekanik parçalar mı oluyor? Bu durumda motorun etkisi diğer elemanlara göre daha az diyebilir miyiz? Ee, şöyle, daha eski yıllarda mesela Ferrari Sauber'e yıllar boyu bir önceki yıl motorunu verdi. O bile Sauber'e zaten yetiyordu aslında. <laughs> Ama bu turbayı bit çağında 3 üreticiye düştü bir ara, motor üretici açısından baktığımızda Formula 1. Ve burada bir eşitliği sağlamak için FIA bunun e, denetimini daha net yapmaya başladı. Donanım olarak e, bir fabrika takımının müşteri sonra takıma da aynı motoru vermesi gerekiyor. Yani aynı, iş, eğer kullanıyorsa aynı vites kutusu. Ee, aynı motor, işte aynı yardımcı sistemler diyeyim. Ee, aynı hibrit sistem. Ee, ama tabii bu, e, bu güç ünitesi dediğimiz çok komplike bir makine aslında. Hatta e, şu anda otomobil dünyasında üretilen en verimli işten yanmalı motorlar. Çok ortalama bir yol otomobili, %20-25 verimlilikle kullanılır. Yani aslında sen 4 litre benzin veya mazot yakarsan, bunun 1 litresi senin tekerleklerine güç olarak gider. Kalan 3 litresi, egzozdan aslında ısı olarak uçar gider. Formula 1 %50 verimini geçmiş vaziyette. Onun için çok komplike makinelerden bahsediyoruz. Ve bu komplike makineleri aslında üreten işte Mercedes gibi bir takımsa veya Ferrari gibi bir takımsa tabii ki kendi otomobilini ona göre çok daha optimize edebiliyor. Çünkü daha baştan motorla yani güç ünitesiyle bir takım fiziksel ve geometrik tercihleri kendi şasisine göre yapıyor. Diğerine de aynı motoru veriyor ama sen e, bir müşteri olarak otomobilinin tasarımını o motora göre, o güç ünitesine göre ayarlamak zorunda kalıyorsun. Halbuki diğer yani üretici, ana üretici daha ilk başta yola çıkarken otomobilin nasıl üreteceğini de düşündüğü için ona göre ikisini birbiriyle uyumlu tasarlayabiliyor. Buradan bir fark yakalayabiliyorlar. Hı hı. İkincisi de işletme parametrelerini tabii ki üretici daha iyi bildiği için mesela yeni bir motor ortası çıktığında önce bunu doğal olarak kendi de otomobile deniyor. Riskli bir şeyse başkasına önce veriyorlar. Daha önceki yıllarda Ferrari bunu yaptı. Alfa Romeo ve Haas'ı 3. motoru daha önce geçirdi. Bir dayanıklık sorunundan bahsediliyordu bir ara. İşine geliyorsa diğerlerini denettirebiliyorlar. İşine gelmiyorsa yeni bir yazılım gibi bir artı önce kendileri deneyebiliyorlar. Onun için her durumda teorik olarak baktığımızda motoru üreten takımın hem otomobil entegrasyon açısından hem bütün parametreleri bilmesi açısından daha avantajlı. Avantajı var. Yeniliği istediği zaman piste sürmesi açısından avantajı var. Bir de Diğerlerinden bütün verileri toplama avantajı da var. Şimdi Ferrari aynı motoru yarıştıran Haas'tan, Viper'ımdan da motorla ilgili bütün verileri topluyor. Dolayısıyla kendi kendi otomobiliyle bunu karşılaştırabiliyor. Yani motorun daha doğrusu güç ünitesi motor tabi eski tabir kaldı artık ama. <laughs> Az alışkan. Evet, e, gene işte benzin sever bir olarak öyle diyoruz hep. <laughs> güç ünitesinin bütün e, röntgenini çekebiliyor. Ama sen Haas veya Alfa Romeo'ysan ya da Williams'san Mercedes motoru yaşayan kendi otomobildeki veriyle yürümek zorundasın. Mesela Alpi'nin de eli bundan dolayı zayıf Renault'da. Çünkü başka kimsede bir aynı motoru kullanan takım ve otomobil yok. Her ne yapıyorsa kendileriyle ka, ka e, başa baş kalmış vaziyetler. Karşılaştırmaları yok, kıstasları yok. <laughs> Üreticilerin ee, ne kadar fazla takıma motor verirse o kadar fazla veri elde etme şansı olur. Onun için bütün bu havuzun birleşiminde tabii ki ana üretici her zaman daha avantajlı olacak. Ama FIA'nın e, denetlediği şekilde bütün güç ünitesinin parçaları fiziksel olarak donanım olarak diyeyim, bilgisayar belki deyimiyle birbirinin aynı olmak zorunda. Zaten geçen seneden boyunca e, 2025 sonuna kadar e, güç üniteleri donduruldu. Performans olarak aslında yıl boyunca bir gelişim yapamıyorsunuz. Ama takımlar üreticiler de bunun bir yolunda da şöyle buluyor. Dayanıklılığı arttırmak için bir takım geliştirme yapabiliyorsun. Bunu yaparken de FIA'yı haberdar ediyorsun. Her ne gibi değiştiriyorsan FIA da bunu kalan 3 motor üreticisiyle de paylaşıyor. Yani diğerleri de aslında seninle ne yaptığını Haberden. görüyorlar. Bir parçayı değiştiriyorsan ama tabii ki daha dayanıklı bir parça ve daha dayanıklı bir güç ünitesi daha fazla performans verebiliyor. Çünkü sen onu daha fazla zorlayabiliyorsun. Onun için takımlar korokor performans için artık parça ekleyemiyorlar normalde teoride. Ama pratikte dayanıklılığı arttırırken performansı onunla birlikte arttırabiliyorlar. Bu da tabii işte o adımları ne zaman atacağınıza bağlı olarak size performans da getirebiliyor. Yani o kadar aslında komplike bir oyun evet. var ki üreticinin her halindeki eli çok daha kuvvetli, kuvvetli bir müşteriye oluyor. göre. Bunları bilince de yarışta pis üstündeki performansları değerlendirmek daha sağlıklı olabilir bence. Çok teşekkürler Serna abi. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Keyifle. Ee, bu bölümde noktalayalım. Red Bull'la beraber soru cevap serimizin yeni bölümünde tekrar sizle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.